Herkese merhaba arkadaşlar. İyi pazarlar diliyorum. Yakalanmış olduğum Covid belasından diyelim kurtulduk. İki doz aşı olduğum için de hafif atlattığımızı düşünüyorum ailecek. Allah'a şükür herhangi bir sıkıntı yaşamadan atlattık. Hatta Cuma günü de testimiz olduk. Cuma günü test olduktan sonra testimiz negatif çıktıktan sonra da karantinadan çıktık, izolasyondan çıktık. Bu arada çocukları da ufak bir kısa bir tatile götürdüm. O yüzden bu saate kaldı videolarımız. Kusurumuza bakmayın artık. Şimdi gelelim endeksimize arkadaşlar. Endeksimizle hemen başlayalım hızlıca. Şimdi klasik şu önemli trend çizgimizi çizelim. Yani bu çizgiyi biliyorsunuz. Yani bu çizgiyi gördüğünüz gibi çok yaklaştı. Yani 1487 idi. Biz yüksek 1484 gördük. Çok yaklaştı. Hatta değdi bile diyebiliriz. Oradan birazcık Perşembe günü burayı gördükten sonra biraz geri çekilme yaşadı. Yani burada artık en baştan beri söylediğim nokta buraya kadar geleceğiz diyordum hatırlarsanız. Buradaki önemli nokta bundan sonra şuradaki bence trend çizgisini kırmadığımız sürece bence burayı birazcık daha böyle birkaç gün daha belki daha fazla bir sürede şu aralarda şöyle yapalım oyalanıp daha sonra burayı kırması yönünde olabilir. Tabii yurt dışı piyasalarda izin verdiği sürece. Şu anda o tarafta bir sıkıntı yok. Yeni rekorlar kırıyorlar çoğu ülke. Hindistan borsası yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Kospi düşmüştü Güney Kore borsası oradan tekrar toparladı. Rusya borsası yine aynı şekilde ciddi şekilde yükselmeye devam ediyor. Yurt dışı tarafta zaten diğer rekor kıran gelişmiş olan ülkeleri zaten söylemiyorum açıkçası. O taraflarda bir sıkıntı yok. Nasıl haber gelirse gelsin olumlu algılamaya devam ediyorlar. Bu bir süre daha devam edecek diye düşünüyorum. Yani bununla ilgili ne zaman biter diye kafa yormaya, buradan dönecek diye kafa yormaya gerek yok. Şu anda yükseldiği yerden devam edip gidecek bu şekilde. Yaklaşık hemen hemen 1,5 seneden beri de her düşüşte aha buradan döndü, aha şuradan döndü diye sürekli olarak söylenip duruyor. Biz kendi işimize bakalım. Dediğim gibi biz düşük kaldık. Düşük kaldıktan sonra da buralardan yani gördüğünüz gibi ısrarla 1350'lerden beri yukarı doğru buraya gelecek diyorduk ve en sonunda buralara geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani çok ciddi bir yükseliş oldu. Şöyle hemen şöyle bir bakalım. Bakın yaklaşık olarak %10'luk bir yükseliş oldu. 26 barda. Şöyle hemen daha detaylı bakacak olursak da burada 26 barda 26 iş gününde çok sert 1, 2, 3, 4 ve Cuma günü 5 günü. 5 iş günü bir düşüş oldu. Onun dışındaki gördüğünüz gibi hepsinde yükselişle devam etti. Her satışta bir alış fırsatı oldu açıkçası. Gördüğünüz gibi ilk burası oldu. İkinci buradan sonra devam etti. Yine üçüncü buradan devam etti. Bakalım buradan da şuradaki trend tuttuğu sürece bence bu sefer burayı da kıracağını düşünüyorum açıkçası. Yani benim tahminime göre burayı kırdıktan sonra ilk planda şu bölgelere yani 1530-1529 bölgesine kadar ilk böyle bir hızlı bir şekilde ben gideceğini düşünüyorum. Ama asıl ana hedefimiz artık açıkçası göründüğü gibi üçlü zirve, üçlü tepe yaptığımız nokta 1580'ler arkadaşlar. Buralara kadar gitmesini ben bekliyorum. Onun dışında desteğimiz gördüğünüz gibi 1455'lerde. Şuradaki gap boşluğu var. Bu gap boşluğu nerede? Yüksek 1458 görmüşüz. 1458'e kadar işte 1455 zaten hemen hemen. Yani bu bölgeye kadar zaten şu trend yarın biraz daha yükselecektir. 1458 olacak zaten. Yarın belki buraları görüp buradan tekrar dönüş yapabiliriz. Kısa vadede buradan bu trend kırılmadığı sürece bence pozisyonlarda long pozisyonlarda bir sıkıntı yok. Burası kırılırsa belki yeniden şöyle 1430'lara kadar biraz daha düzeltme devam edebilir açıkçası. Ona bakmak gerekiyor. Yine BIST 30'a bakalım. BIST 30'daki durum nedir? Aslında çok ayrışan grafikler vardı hatırlarsanız. BIST 100 ile BIST 30 ama son dönemdeki hareketle birlikte bu ayrışma biraz daha sonlandı. Daha artık benzer grafikler görüyorsunuz gördüğünüz gibi. Ve buradaki
Ama tabii daha önceki zirveleriyle bakacak olursak buradaki destek seviyelerimizde hemen hemen dediğim gibi buradaki trend kırılırsa şurası 1544'lere kadar gelebiliriz. 1597-1600 bölgesi kırılırsa da buradaki tabii 1400-1530 bölgesine denk gelen yerlerde 1661'e geliyor BIST 30'da. Buradaki geleceğimiz noktalarda açıkçası şöyle hemen yapalım. Gördüğünüz gibi şurayı kırdığımız noktada yani 1595'i kırdığımız noktada gideceğimiz yer ilk planda 1661, daha sonra da 1705 bölgesi. Destek noktamız Cuma günü zaten test etmiştik. Oralardayız yine 1576. Dediğim gibi burası kırılırsa da 1540'lara kadar bir düzeltme yaşayabiliriz. Ama açıkçası ben çok fazla beklemiyorum. Yurt dışı piyasalarda da çok ciddi bir sıkıntı olmadığı sürece bu şekilde devam edip gidecek diye düşünüyorum. Bankacılık endeksine bakalım arkadaşlar. Bankacılık endeksi buradaki dipten en böyle ciddi yükseliş sağlayan endeksti biliyorsunuz. Çok ciddi bir şekilde pozitif, yani endekse göre daha pozitif ayrıştı. Buralardan yani endeks 1350'lere gelirken o da buralardan ciddi bir yükseliş yaptı. Tabii yani yükseliş yaptı dediğimiz şuradaki düşüşün çok daha fazlasını almadı bile açıkçası. Şuradan bakın, buradan buraya bir Fibo çizersek hemen hemen şu anda daha %50'sindeyiz yani. %50 düzeltme seviyesindeyiz. Yani şu bölgeleri de bankacılık endeksi geçerse gideceğimiz noktalar 1421 ve 1530 bölgesi, 1525 bölgesine kadar da hızlı bir şekilde gider. Bankacılık endeksi de artık burada birazcık zorlanma olması normal artık. Yani buralar zorlu bölgeler. Şuradaki boşluğu, çok hızlı düştüğü boşluğu da doldurduktan sonra buralarda birazcık oyalanması normal açıkçası. Ama buradaki dediğim gibi trendte de herhangi bir bozulma yok şöyle baktığınız zaman. Burası daha kısa vadeli. Şurası da bizim ana trendimiz arkadaşlar. Burada ayrıca de şu şekilde bir gördüğünüz gibi şunu aslında şöyle yapalım. Bakın şu şekilde yapacak olursak tam böyle artık nokta atışı buraya gelmiş olur. Gördüğünüz gibi şuradaki sıkışmadan sonra da eğer buraları kırarsak da 1433 ve arkasından 1530'lara kadar bankacılık endeksinde bir hareket olacaktır. Tabii çok fazla şeye bakmıyoruz. Döviz bazlı bakmıyoruz. Ona da aslında bir bakabiliriz. Ama orada da ben döviz spot'a bakmak istiyorum. Şöyle bunu güncelleyelim hemen şöyle. Şimdi burada biliyorsunuz yani şuradaki 9 kapanışı şöyle bakalım hemen. 9100'dü. 9,1 kapatmıştı. Tam direnç noktasında kapattı. Biraz kırar gibi yaptı ama işte enflasyonla birlikte biraz alış gelmişti açıkçası. Ama dediğim gibi yön aşağı devam edecek diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi bunu endeks tarafına biraz uyarlayalım. Endeksi şöyle döviz spot bazında bakalım arkadaşlar. Yani ben dolar bazlı direkt bakmıyorum. Neden dolar bazlı bakmıyorum? Euro dolar paritesinden arındırmış şekilde bakalım birazcık da. O yüzden bu şekilde. Direkt euro bazlı bakanlar da var. Sonuçta bizim ağırlıklı yatırımcımız Avrupa yatırımcısı olduğu için euro bazlı bakmak daha mantıklı olabilir açıkçası. Ama dediğim gibi gördüğünüz gibi zorlu bölgeye gelmişiz. Döviz bazlı diyelim artık. Döviz bazlı son Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül hemen hemen 5 ayın zirvesindeyiz ve zorlu bir bölgeye geldik. Bunu haftalığa çevirecek olursak da gördüğünüz gibi burada ciddi bir direnç noktası var. Şu bölge yani. Bakın burada buralar. Eğer buraları zaten kırdığımız noktada büyük bir olasılıkla şuralara kadar şuradaki gap boşluğunu, şuradaki boşluğu doldurmak isteyecektir diye düşünüyorum. Tabi buralar döviz bazlı hem doların, euronun düşmesi, dövizin sepetin düşmesi yani hem de endeksin yükselmesiyle 1500 direncini kırmasıyla birlikte tabi buralarda gelebilir. Hatta şuralara kadar gelebilir. Ama daha uzun vadeli tabi gördüğünüz gibi yani bu nerelerden geliyoruz görüyorsunuz. Yani hemen hemen 444 seviyelerinden şu anda İşte 150 seviyelerindeyiz. Yani çok daha düşük seviyelerdeyiz. Buradaki ana bizim noktamız şurası arkadaşlar. Yani şu mavi çizgiyi çizelim. Hemen şöyle yapalım.
Bu mavi çizgi bizim bence konjonktür değiştirme çizgimiz. Yani bunun üzerine attığımız noktada ayrı bir yabancı yatırımcının ben geleceğini düşüneceğim. Geldiği için burayı kırıyoruz diye düşünüyorum. Ve arkasından zaten çok ciddi bir rally piyasasının içinde olacağımızı düşünüyorum buralarda. Ama tabii bunlar için daha çok erken, daha gidecek çok yolumuz var. Yani şuradan bile yani burada kapanışımız 160 seviyesi. Buradaki mavi çizgimiz neresi derseniz 203 seviyesi. Hemen hemen işte %30'luk, %40, %30'luk, %35'lik bir prim potansiyeli var. Bu kadar yükseldikten sonra açıkçası olması lazım. Şimdi burayı da geçtikten sonra sanayi endeksine de bir bakalım arkadaşlar. Sanayi endeksi de son zamanlarda bence iyi bir durumda. Şöyle yapalım. Şimdi burada gördüğünüz gibi sanayi endeksini hemen günlüğe çevirelim. Sanayi endeksinde şöyle bir görüyorsunuz bir trend var arkadaşlar. Yani bu düşen trendi zorlamaya başlıyor artık. Burada sanayi endeksi tabii çok yükseldiği için şu dönemde çok ciddi bir yükseliş kaydettiği için çok daha farklı bir piyasa açıkçası. Ama yine de şuradaki düşen trendi kırdıktan sonra yukarı doğru hareket daha da hızlanarak devam edecektir. Ama tabii bankacılık endeksine göre daha prim potansiyeli kısıtlı diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi dolara geçelim. Dolar da biliyorsunuz şöyle hemen. Şöyle bakalım. Dolardaki düşüş potansiyelini her zaman söyledim. Aşağı doğru bir hareket beklentisi olduğunu her zaman söyledim. Ve kademe 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 aşağı doğru geldik. Geçtiğimiz çarşamba ve perşembede 8.30-8.29 bölgesini aşağı doğru kırdı. Hatta en düşükte gördüğümüz seviye 8.26 seviyesini gördük. Ama enflasyon gerisi geldikten sonra biraz daha yukarı doğru döndü ama ben açıkçası çok fazla bir yukarı doğru devam edeceğini düşünmüyorum. Ufak bir tepki olarak düşünüyorum. Şöyle bir bakacak olursak şöyle bakın burada tam yani pullback bile yapmış olabilir diyebiliriz açıkçası. Ama buradan ben bu şekilde devam edeceğini ve ilk planda 8 arkasından da 7.70 seviyesine kadar kademe kademe aşağı doğru geleceğini düşünüyorum. Dolarla ilgili şimdiye kadarki görüşlerimde çok fazla bir değişiklik yok. O yüzden çok fazla da uzatmak istemiyorum. Şuradaki düşen trendimizi biliyorsunuz. Bunun seviyesi nereye gelmiş? 8.39, 8.40 seviyesine kadar gelmiş durumda. Altına gelelim. Geçen hafta son günlerde hareketliydi altın onsu. Çok ciddi bir yukarı doğru hareket oldu. Altında her zaman söylediğim gibi yatay kanallar içinde hareket ediyordu. Bu yatay kanalların en büyüğü 1790 vardı, 1750 vardı, 1832, 1833 vardı. Şöyle yapalım hemen. Şöyle yapalım. Şurası 1750 seviyesi arkadaşlar. Şurası da asıl dip seviyemiz 1680 seviyesi. Gördüğünüz gibi bu kanallar içinde hareket ediyor. Bu kanalları yukarı aşağı doğru kırılmasına bakacağız. Önümüzdeki hafta içi 1800 yine gördüğümüz nokta geçen hafta en yüksek gördüğümüz 1834'tü. Ama dediğim gibi orada da direnç seviyesine geldi. 1833-1834 seviyesinin 1835 diyelim hatta bunu kırmasıyla birlikte yeniden şuradaki tepeye gitmek isteyecektir diye düşünüyorum. Burası da 1900 16 seviyesine doğru hareket olacaktır. Burayı kıramazsa ve aşağıda 1790'ın altına gelirse yeniden 1750 seviyesine gelecektir. Altında çok fazla bir hareket olmuyor açıkçası. Gördüğünüz gibi çok uzun süreden beri şurada 1900 ile 1700 arasında aslında hatta daha da ortalamaca düşünecek olursak 1830 ile 1750 arasında yaklaşık 80-90 dolarlık bir bant içinde hareket etmeye devam ediyor. Gram altında buna göre dolar-TL ile birlikte hesaplanabilir açıkçası. O yüzden çok fazla gram altına da girmek istemiyorum arkadaşlar. Bu haftalık bu kadar arkadaşlar. Herkese bol kazançlar ve iyi bir hafta diliyorum. Bunun dışında önümüzdeki günlerde birkaç sorum olacak Twitter'dan da. Bir teknik analiziyle ilgili, başlangıç seviyesiyle ilgili bir eğitim hazırlamayı düşünüyorum. Böyle bir planım var. Bakalım vakitte bulabilirsek öyle bir sıfırdan teknik analiz eğitimi hazırlamayı düşünüyorum. Dışarıda çok yüksek fiyatlara verilen bir eğitimi ücretsiz ya da belki ücretli de yapabilirim açıkçası. Bakalım nasıl yapacaksak ya da cüzi bir miktarda yapabilirim de öyle bir planım var.
Onunla ilgili de fikirlerinizi alırım zaten. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.